Evet. Fatih Halim ben. Neden arıyorsun beni? Bir daha konuşmayacağız demedim ben sana. Doğa duydu mu, bir şey oldu mu onun için aradım. Benim yüzümden aranız bozulursa kahrolurum. İyi, o zaman arama beni bir daha. Ne beni ne de karımı. Aramayacağım zaten. Doğa duymamış ama değil mi? Duymadı. Senin plan suya düştü galiba. Hayır canım. Asıl şimdi başlıyor. Göreceğiz bakalım. Ben de sizi bekliyordum, hoş geldiniz. Emre ne haber? İyiyim ben de, sağ ol. Senden bir iyilik yapmanı isteyeceğim. Baba. Abinle konuştum, oğlan geliyor. Erkek miymiş? Hadi gözümüz aydın. Amin. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin inşallah. Amin, amin babacığım. Bir de bizimkilerle aralarında çok fark da yok. Beraber büyüyecekler. İnşallah, inşallah. Çok şükür sıkıntılarımızı bertaraf ettik. Çok şükür babacığım. Gel. Fatih Bey, Emre Irmakoğlu geldi. Sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Emre Irmakoğlu kim ya? Aylin Hanım'ın arkadaşı olduğunu söyledi. Ne? Bir sorun varsa göndereyim hemen. Yok tamam, gelsin. Buyurun. Fatih Bey. Kimsin sen? Neden buradasın? Bak o haline söyle. Benden ve ailemden uzak dursun. Beni buraya ailen göndermedi. Sizi ben kendim buldum. Ne? Ailenin nişanlısıydım. Onu takip ettiriyordum. Fakat o ne? Bir baktım adamın biriyle aynı eve giriyor. Ailen sizinle geçirdiği o geceden sonra beni terk etti. Aşık olduğunu söyledi. Yok öyle bir şey. Sana göre olmayabilir. Ama öyle demiyor. Ben de merak ettim. Dedim kim bu cengaver? Bir baktım evli barklı para babası Fatih Ünal çıktı. Benim için bir hataydı. Ayrılmanıza üzüldüm ama benim bir alakam yok. Olamaz da. Ben evli bir adamım. Ve eşimi çok seviyorum. Evet evet. Hep öyledir zaten. Şimdi sana üzüleceğim bir şey söyleyeyim Fatih Ünal. O gecenin görüntüleri elimde. Ne diyorsun sen be? Dedim ya, takip ettiriyordum. Eve girerken görüntüleriniz var. Bayağı da net ha. Şimdi diyorum ki ben o görüntüleri magazincilerle paylaşayım. Bak. Benim karım hamile. Çocuklarımız olacak. Keşke karını nişanlınla yatarken de düşünseydin. Seni anlıyorum. Ama ben nişanlı olduğunuzu bilmiyordum. Biz bu konuyu seninle aramızda halledelim. Olabilir. Neden olmasın? O zaman sen bana bir 50 bin dolar ver. Ben de Aylin olan aşkımı kalbime gömeyim. Tamam, tamam sorun değil. Yalnız bana bir iki gün mühlet ver. Verelim bakalım. Sen yaz şuraya bilgilerini. Gerek yok. İki gün sonra yine gelirim. Allah'ım ben ne yapacağım? Siz devam edin, ben hemen geliyorum. Alo. Eski nişanlım buradaydı. Ne? Haberin yok muydu? Hayır yok. Nereden olsun?
Seni nereden bulmuş? Ne alaka? Çok şaşırdım. Seni takip ediyormuş. Fatih sen ne diyorsun? Elim ayağım titredi şu an. Ben onun nişanlısıyım diye dikildi karşıma. Biz ayrıldık. Yeni yani. Ruh hastası ya. Biliyorum anlattı. Ne istiyormuş senden ya? Para. Sakın verme. Sakın. Nasıl vermeyeyim annen? Senin evine girerken görüntülerimiz varmış elinde. Basına vereceğim falan diyor. Bak. Benim karım hamile. Bebeklerimiz olacak. Ben böyle bir şeyi göze alamam. Ben halledeceğim. Sen buna para verirsen sonu gelmez. Nasıl halledeceksin? Ben biliyorum nasıl yapacağımı. Sana zarar gelmeyecek. Adamın gözü dönmüştü aynı. Korkma ve bana güven. İnan sandığın gibi kötü biri değilim. Kimsenin yuvasını yıkmak gibi bir derdim de yok. Ben halledemezsem sen devreye girersin, tamam mı? Peki, tamam. Ben sana haber vereceğim. Emre. Aferin sana. Bizimki tırsmış. İşlem tamam.